Pazartesi iddia bülteninden seçimlerimizle karşınızdayız. İlk karşılaşmamız Yunanistan Süper Lig'den gelecek. 560 iddia koduyla bültende Levadiakos Asteras Tripolis karşılaşması olacak. Küme hattının üzerinde yer alıyorlar ama tabii ki bu sıralamadan da biraz daha uzağa kendilerini atmak isteyen iki takımın mücadelesi. 17 puanda Levadiakos, 20 puanda konuk Asteras Tripolis karşılaşması olacak. Tam 6 puanlık bir karşılaşma açıkçası. Bu maçtan sonra ligde bitimi 6 hafta kalacak. Dolayısıyla iki takımın bundan sonraki haftalarda toplayacakları puan ve puanlar çok önemli. Bu karşılaşmada onlardan biri birbirine rakip iki takım oynuyor açıkçası kümede kalma mücadelesinde. Dolayısıyla önceliği bu iki takımın kaybetmemek. İki takımdan da kontrollü bir oyun bugün beklemekteyim. Maç sonucu için çok fazla taraf bahsine gitmeyeceğim ama ilk yarıda iki takımın kendini tartacağını düşündüğüm için bir beraberlik çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Maç sonunda taraf bahsi dışında ise gol bahsine gitmenin daha mantıklı olacağını tahmin ettiğim karşılaşmada 2.5 gol altını kuponlara işaretleyebiliriz ama ilk yarının oranı 0'ı biraz daha fazla olduğu için de bunu tercih edebiliriz. İkinci mücadelemize hemen geçiş yapalım. Almanya Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf Braunschweig'i ağırlayacak. İddia kodu 574. Ligdeki iki takımın konumuna baktığımız zaman Braunschweig'in bir üstlük mücadelesinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki yukarıdaki takımları yakalamak adına, puan farkının açılmaması adına bugün bu deplasmandan 3 puan çıkartmak istiyorlar. 30 puanda Fortuna Düsseldorf. Açıkçası onların bir üstlük yarışına bayağı uzak olduğunu görmekteyiz. Küme hattının da üzerindeler ama kendi sahalarında iyi sonuç almak istiyorlar. Ben karşılıklı gollerin çıkma ihtimalini burada öne taşıdım. Karşılıklı golleri kuponlara işaretleyebiliriz. Bugün Fortuna Düsseldorf Braunschweig karşılaşmasında iki takımın ligin ilk yarısını oynadığı karşılaşmanın 2-1 Braunschweig üstünlüğüyle tamamlandığını söyleyelim. Yine iki takımın ligde geride bıraktıkları son maçlarında da karşılıklı gol var bahsini görmüştük. Üçüncü mücadelemize gidelim. Üçüncü mücadelemizde İtalya Serie B'den gelecek. Hellas Verona Ascoli'yi konuk ediyor. Hellas Verona'ya baktığımız zaman onların da bir üst lige direkt katılma mücadelesi verdiklerini görmekteyiz ve kendi sahalarında bu sezon 34 puan topladılar. İç sahada en az yenilen, en fazla ise puan toplayan takımlar arasında yer alıyorlar. Bugün rakip Ascoli. Ascoli ligde 34 puanla 13. sırada yer alıyor. Onlar ise küme hattının biraz üzerindeler. Playoff'a da bayağı uzaklar. İç saha form grafiği açıkçası yukarıdaki rakiplerinin üzerine çıkma şansı Verona'da var. Bugün Ascoli karşısında galip geleceklerini düşünüyorum. Tercihim maç sonu 1 olacak. Kötü gidişata dur dediler. 2 haftadır gol yemeden kazanıyor Verona. Ve Ascoli karşısında da onları galibiyete bugün yakın görmekteyiz. Son mücadelemiz ise İtalya ile devam edelim ama bu kez Serie A'ya gidelim. Lazio-Torino mücadelesine geçelim, düzeltiyorum. Lazio-Torino karşılaşmasında ise yüksek skor beklentimiz olduğunu söyleyelim. Hem Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi hem Torino teknik direktörüne baktığımız zaman Mihailovic'in oyun planları biraz daha hücum ağırlıklı. Açık oynamayı seviyorlar. Son haftalarda Lazio'nun önemli bir çıkışı var. Bologna deplasmanında da kazandılar. Roma galibiyetinden sonra seriyi devam ettirdiler. Ve takım 4 haftadır üst üste galip gelmeye devam ediyor. Torino, Fiorentina deplasmanından puan çıkardıktan sonra Palermo engelini zorlamadan geçti. Torino'nun özellikle ligde geride kalan son 4 maçına baktığımız zaman tüm maçları 4 gol ve üzerinde bitti. Gollü karşılaşmalar bugün devam eder iki takımda. Ligin ilk yarısında da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti. Karşılıklı gollerin ve 2.5 gol üstü bahsinin kazandırması yüksek görünüyor bu karşılaşmada. Bunu da kuponumuza 2.5 gol üstü olarak alıp noktalayalım. Lazio-Torino karşılaşmasıyla. Pazartesi iddia bülteninden de bu 400'ü seçtik. Yazdığımız gibi gelmesi dileğiyle herkese kazançlı bir hafta dileyelim. Hoşça kalın.